Saygıdeğer konuklar, kıymetli misafirlerimiz. Yeni normalde e-ihracat webinarımıza hepiniz hoş geldiniz. Webinarımızı gerçekleştirmek üzere sözü DHL E-Ticaret Proje Müdürü Sayın Onur Kütçebaş'a bırakıyorum. Onur Bey. Merhabalar herkese. Videoyu da açayım. Öncelikle çok teşekkür ediyorum herkese katılımı için. İTO'ya da bu organizasyonda bu fırsatı verdiği için ayrıca teşekkür ederim. Hepimiz için verimli bir vakit olmasını diliyorum. Onur Külçebaş ismim. DHL Express'te e-ticaret proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Yaklaşık 14 senedir DHL'deyim. Farklı satış birimlerinde operasyon ve gümrük iş geliştirme pozisyonlarına çalıştıktan sonra son 2,5 senedir sadece e-ticaret özelindeki projelerde, iç ve dış eğitimlerde, bağlantılarda ben çalışıyorum. Dolayısıyla bugün bizi çok etkileyen, olumlu anlamda ama birçok değişikliğe de adapte olmamızı sağlayan yeni normalde e-ihracatı konuşacağız. Değişen bazı konular var, hiç değişmeyen bazı doğrular var. Ben size özetle e-ticaretin bazı rakamlarından bahsedeceğim. Daha sonra nerelerde satış yapılabilir ondan bahsedeceğiz. Sonra biraz Türkiye özelinde ihracatın gümrüklemesi nasıl yapılıyor? Karşı ülkelerde, alıcı ülkelerde alıcı gümrüklerde işlemler nasıl yapılıyor? Biraz onlara değineceğiz. Hedef pazarlara bakacağız. Ondan sonra da B2B ticarete en son değinip konuyu toparlamaya çalışacağım. İkinci bölümde de yaklaşık bir saat kadar sürer bu sunum. İkinci bölümde de sizin sorularınıza yanıtlarını vermeye çalışacağım. Peki. İlk öncelikle 2020'de bizim sıkça kullandığımız bir slide'la başlıyorum. Bu slide'da diyorduk ki tüketici davranışları çok hızlı bir şekilde değişiyor. Yeni tüketiciler gittikçe rekabet artıyor ve her şeyin kendi taleplerine dayalı, kendilerine uygun şekilde her zaman her yerde satın alınabilir olmasını ve istedikleri yerde, anda teslim edilebilir olmasını istiyorlar demiştik. Gelişen pazarlarda %20-25 büyümeler görüyoruz ve bunlar Türkiye için hayal değil diyorduk. Ve diyorduk ki 2020 yılı yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir sınır ötesi e-ticaret hacmine ulaşacağı tahmin ediliyor. Ki bu da 2015'in 3 katı büyüklükte, yani yaklaşık 5 senede 3 katına çıkan bir pazardan bahsediyorduk. Sonra ne oldu? Sonra pandemi oldu ilk 3 aydan sonra 2020 yılında. Biz bu slaytı güncellemek durumunda kaldık tabii ki. Tüketici davranışları daha hızlı değişti. Her şeyi daha fazla, daha hızlı, daha kendi kontrollerinde istiyor tüketiciler. Ama pazar büyüklüğü de değişti. Pazar büyüklüğü tahminlerin %50 kadar üzerine çıktı. 1,5 trilyon dolarlık bir sınır ötesi e-ticaret pazarı oluştuğu tahmin ediliyor. Henüz daha net rakamlar gelmese de biraz bunun üstünde, biraz altında olabilir. Yani 4,5-5 katına 2015'in 5 senesinde çıkmış oluyor pandemi etkisiyle e-ticaret, sınır ötesi e-ticaret pazarı. Pandemi etkisi genel olarak tüm e-ticareti de etkiledi. Türkiye'deki rakamları takip ediyorsunuzdur tahmin ediyorum. Globaldeki rakamlara baktığımızda da zaten büyüyen bir pazarın üzerine bu sene ve önümüzdeki sene 2020'de ve 2021'de %10 daha fazla bir ekstra büyüme koymuş gibi gözüküyor pandeminin etkisi. Türkiye'de durum nasıldı? Türkiye'de elimizde 2020'nin daha net rakamları yok. Ticaret Bakanlığı'ndan açıklanmadı ama 2019'da Türkiye'nin e-ticaret rakamı 136 milyar TL'ydi. Bunun %9'u diğer ülkelerin Türkiye'den alımlarıydı. Yani bizim e-ihracat dediğimiz sınır ötesi e-ticaretti. Bu da yaklaşık 12.24 milyar TL'ye denk geliyor. 2020'de ne oldu? 2020'nin ilk 6 ayını açıklamış Ticaret Bakanlığı. Burada da e-ticaret total rakamında %64'lük bir büyüme bekliyorlardı. Dolayısıyla 2020 rakamları açıklanınca tahmin ediyorum ki bu 12.24 milyar TL'lik e-ihracat rakamının çok daha üzerine çıkmış olacağız ülke olarak. Peki derseniz ki bu bizim potansiyelimize ulaştığımız anlamına gelir mi? Bence potansiyelimizin çok altındayız. Sunum boyunca farklı noktalarda da bunu vurgulamaya çalışacağım. Türkiye'de çok ciddi ihracat potansiyeli olan çok KOBİ yapısında şirketler, işletmeler var. Bunların birçoğu ihracat yapabilir potansiyelde olmasına rağmen henüz ihracatla buluşabilmiş değiller. Belki biraz bunları da soru cevaplarla değiniriz. Neler yapmak gerekiyor? O ilk adımı nasıl atmak? O ilk kırılımı nasıl yapmak gerekiyor? Onlara bakabiliriz. Birazcık Türkiye özelinden çıkıp Türkiye ve globali kıyaslayalım. DHL özelinde bakalım bu sefer de. Çünkü bu bizim potansiyelimizi göstermek anlamında faydalı olabilir. DHL Express'in
Global tüm gönderilerindeki e-ticaret gönderilerinin payı 2016 yılında yaklaşık %21'di. 2 yıl sonra %29'a çıktı. 2020'yi ise %40 küsürler gibi beklerken pandemi etkisiyle %50 ile yaklaşık tamamladık gibi gözüküyor. Yani her yaptığımız, taşıdığımız iki gönderen bir tanesi e-ticaret kaynaklı olmaya başladı diye Express'te global olarak bakarsak. Türkiye'deki durum ne? Türkiye'de 2016'da %5 olarak ölçülmüyorduk biz bizdeki payını. 2018'de %12'ye çıktı ve büyümeye devam etti. 2020 yılında ise yaklaşık %25 olarak sonuçlanmış gözüküyor. Yani Türkiye'de DHL Express her taşıdığı 4 gönderilen bir tanesini e-ticaret gönderisi kaynaklı olarak taşıyor. Bu bana sorarsanız potansiyelimizi gösteren bir KPI'lerden bir tanesi. Dolayısıyla önümüzde daha fazla yol var. Peki, siz satış yapmaya hazırsınız. Alıcılar neden cross-border e-ticaret yapmıyor? Neden sizden alışveriş yapmıyor olabilir? Neleri aşmanız gerekebilir? Öncelikle bu endişelerin karşı tarafta başka bir ülkeden e-ticaret yapma konusundaki endişelerin ilk 7 tanesinden 5 tanesi taşımacılık sektöründen kaynaklanıyor ya da taşımacılık kaynaklı soru işaretleri diyebiliriz. Bizim konumuz da bir lojistik olduğu için ben genellikle bunlara odaklanmaya çalışacağım. Bu ilk 7 maddeden uzun dağıtım süresi, yüksek dağıtım masrafları, iade süreçlerinin karmaşık olması, gümrük çekim işlemlerindeki endişeler ve soru işaretleri ile emin olunamayan dağıtım süreçleri, yani bana ne zaman gelecek, nasıl dağıtılacak gibi konular potansiyel alıcılarınızın sizlerden alışveriş yapmasına etkiliyor olabilir, engelliyor olabilir. Dolayısıyla size stabil, düzenli, aynı standartta iyi hizmeti veren bir lojistik servis sağlayıcı bu çok önemli. Satış yapmanızı engelleyebilecek 7 maddeden 5 tanesinin üzerinden gelmenize yardımcı oluyor gibi gözüküyor. Diğerleri de işte dil problemleri, ödeme yöntemleri, bilgi güvenliği endişeleri gibi e-ticaretin genelinde gördüğümüz soru işaretleri. Çok fazla rakama boğmayacağım sunum boyunca size ama bazı önemli gördüğüm rakamları desteklemek istiyorum. Biz bu çağa biraz aciliyet çağı adını vermek istedik. Çünkü her şey hızla ilgili neredeyse. İşte sadece teslimatın, lojistiğin hızı değil, sayfanın yüklenme hızından, ürünlerin değişim hızına kadar her konuda talep gelip dayanıp bu hız konusunda bir soru işaretinin cevaplanmasıyla son bulabiliyor. Özellikle yeni kuşaklarda ya da daha yüksek gelir potansiyeli sahip müşterilerinizde bu talepler daha yukarılara çıkmış durumda. Sizlerden potansiyel olarak alışveriş yapacak bir son tüketici, eğer web sitenizde hızlı teslimat gibi bir hizmet sunmuyorsanız, bir seçenek sunmuyorsanız alışveriş yapmayacaklardır araştırmaya göre. Yani bunu kullanmaları şart değil ama ihtiyaç duyduklarında bir hızlı teslimat seçeneği mutlaka istiyorlar. Peki hız dediğimizde neden bahsediyoruz? Tüketiciler neye hızlı diyorlar? %47'lik bir tüketici kitlesi 2 günü hızlı olarak değerlendiriyor. Burada Türkiye'nin biraz daha coğrafi konumuna da bakmak lazım. Çünkü Türkiye merkezi bir konumda ilgili pazarlarda ve lojistik altyapısı kuvvetli diyebileceğimiz bir konumda. Dolayısıyla 2 günde Amerika'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan en uzak bölgeleri harcılarsak her yere kadar olası pazarlarda satış yapmak konusunda güçlü kasları olan bir ülke. Bundan da faydalanabiliriz. Ücretsiz mi hızlı mı? Bu bir klasik e-ticaret fenomeni aslında. Ücretsizin her zaman kral olduğu söylenir ama gitgide özellikle yeni kuşaklarda ya da daha fazla para harcamaya meyilli insanlarda veya genel olarak kültürün değişmesiyle ücretsizden hızlıya doğru bir trend var. Yani tüketicilerin %86'sı ücretsiz olsun ama yavaş olsun derken bu gitgide düşüyor. %79'a kadar genelde düşmüş. Hatta millennial'a ya da işte X jenerasyona baktığımızda %60'lara kadar evet ben para veririm ama yeter ki bana hızlı gelsin, bana esnek koşullarla gelsin ya da benim istediğim gibi bana teslim edilsin demeye başladı tüketiciler. Yine ileride bahsedeceğim. Olası bir müşteriyi web sitenize çekmek ciddi maliyetler gerektiriyor. Burada da çok düşük denebilecek oranlarla satışa dönüştürebiliyoruz aslında. Bu satışında %45'i müşteriler, alıcılar teslimat uzun sürecek diye sepeti iptal ediyorlarmış. Yani siz bir satışı kapatırken teslimata 3 ila 7 gün ya da işte 7 gün 14 gün gibi uzun süreler yazdığınızda olası müşterinizin %50'sini daha o noktada kaybediyor olabilirsiniz.
Peki biraz B2C özeline gidelim. Nerelerde satış yapabilirsiniz? Öncelikle hepimizin aklına büyük pazar yerleri geliyor tabii ki. İşte Amazon, eBay, Etsy, Presta falan gibi. Bunların hepsini önerebiliriz size. Ama buralarda rekabet edebilmek için sadece ürünü yüklemek, ürünü listelemek için çok daha fazla şey yapmak lazım. O pazar yerlerinin kendilerine özgü araçlarını mutlaka çok iyi kullanıyor olmanız lazım. İşte dinamik fiyatlandırmalar olabilir bunlar. Yüksek aramalarda yukarıda çıkabilmek için fiyatlarınızı doğru ve iyi set edebilmek olabilir. Yorumlarınızı çok iyi, pardon, ürün bilgilerini çok iyi düzgün yazabilmek olabilir. Fotoğrafları çok iyi yüklemek olabilir. Dolayısıyla burada yapacağınız birçok doğru var. Pazar yerlerinin size sunabileceği en önemli konu ise sizin bütçenizle başlangıç bütçelerinize ulaşabileceğinizden çok daha büyük bir pazara iletebiliyor olması ve aslında kuralları önceden set edilmiş, oluşturulmuş pazarlar olduğu için, alanlar olduğu için bu mecralar sizi bir eğitim gibi de, bir okul gibi de eğitiyorlar aslında. Neyi nasıl yapmanız, nasıl paketlemeniz, nasıl göndermeniz, nasıl fotoğraf çekmeniz, altına nasıl yorumlara cevap vermeniz gibi konularda sizi çok iyi eğitiyorlar. Dolayısıyla pazar yerlerinin kendi özgü çok ciddi avantajları var. Ama dezavantajları yok mu? Tabii ki var. Dezavantajlarının en önemlisi olarak sizin tüketicinizle gerçek organik bir bağ kuramamanızı görüyorum ben. Dolayısıyla satıştaki en önemli konu aslında tekrar tekrar satış yapabilmek. Tüketicinin çevresindeki diğer alıcılara, yakın çevresine ağızdan ağza tavsiye edilebilmek ve sadakat oluşturabilmek gibi konularda pazar yerleri bunun önüne geçiyorlar. Yani sizin markanızın son tüketiciyle gerçek bir sadakat bağı kurması pazar yerinde çok zor. Onlar pazar yerlerinin müşterisi oluyorlar ve sizin markanız ne yaparsanız yapın genel olarak ikinci planda kalabiliyor. Web sitenizin ise buna göre bu tarz avantajları var. Dezavantajı ne? Çok daha fazla bütçe ayırmanız gerekiyor. Özellikle başlangıç olarak bakarsınız. Ama avantaj olarak da müşterilerinize özel mektuplar, özel indirimler yapabiliyorsunuz, mailingler yapabiliyorsunuz. Onlarla gerçek bir bağ kurabiliyorsunuz kendi aranızda ve tekrar tekrar siparişe döndürebiliyorsunuz. Yani başlangıç maliyetine ve ilk satış maliyetine katlandıktan sonra tekrar tekrar siparişlerde gitgide sizin o müşteriye satış yaptığınız maliyet düşmüş oluyor ve daha sağlıklı, daha uzun süreli bir satış ilişkisi kurmuş oluyorsunuz. Peki ne önerebiliriz size? Neden ikisi de olmasın diyebiliriz. Çünkü günümüzde ekosistemi ticaretin çok kanallı. Müşteriler çok farklı noktalardan size ulaşıyorlar. Sosyal medyadan da bakabiliyorlar, bu pazar yerlerinden de bakıyorlar, web sitenize de giriyorlar, aramalardan da ulaşıyorlar. Dolayısıyla ne kadar çok alanda var olabilirseniz o kadar çok noktada müşterinize dokunabiliyorsunuz anlamına geliyor. Örnek vermek gerekirse Amerika'daki tüketicilerin %50'den fazlası, yanılmıyorsam %54 gibi bir rakam, bir ürün alacakları zaman ilk önce gidip bunu Amazon'da aratıyorlarmış. Yani Amazon'dan o satışı tamamlaması, alışveriş yapması şart değil. Ama ilk arama olarak her iki müşteriden biri hatta daha fazlası gidip ürünü bir Amazon'da arıyor. Dolayısıyla sizin Amazon'da var olmanız bu anlamda size bir avantaj sağlayabilir. Veya tabii ürününüze göre, yani sattığınız ürün eBay'de daha fazla satıyorsa orada olabilirsiniz. Etsy'ye özgü daha el işi, daha ev ürünleri gibi ürünler satıyorsanız oralarda olabilirsiniz. Bunlarda mutlaka var olmanız en azından tavsiye ederiz. Ama bir bütçe, bir enerji, bir zaman ayırmanız gerekiyorsa ve buna yetiyorsa gücünüz, kendi web sitenize, kendi web shop'unuza daha fazla enerji ve yatırım ağırlığınızı vermeniz uzun vadeli kazanmanız anlamında daha makul bir yatırım olabilir. Dediğim gibi bunlar çok genel bilgiler. Sizin ürününüze, sektörünüze, hedef pazarınıza, şirketinizin yapısına göre bu ağırlık değişebilir ya da birinden birini kesinlikle tercih edebilirsiniz. Web sitenize gelen trafikten bahsedelim birazcık. Demiştim ki demin çok fazla trafik geliyor ama çok cüzi bir miktarını aslında satışa çevirebiliyorsunuz. Diyelim ki web siteniz Amerika Birleşik Devletleri'nden aylık 110 bin tekil ziyaret alıyor olsun ki iyi bir rakam bu. Bunun da %2'si satışa dönüyorsun. Buna conversion rate deniyor. %2 gözümüze küçük gözüküyor olabilir ama aslında e-ticaret rakamlarına baktığımızda %1,5-2'ler genelde iyi rakam olarak tahmin ediliyor, takdir ediliyor. Dolayısıyla 110 bin ziyaretin 2200 tanesi de satış yapmış olacağınız anlamına geliyor. Peki aylıkta 100 dolarlık bir satış yapıyorsanız bu nereye gelir? 220 bin dolara gelir. Yıllık bazda baktığımızda da 2,5 milyon dolar üzerinde bir satış yapmış olursunuz. Şimdi aramızda
İzleyicilerimizde daha klasik B2B ticareti yapan müşterilerimiz varsa bu rakamlar onlara küçük gelebilir. Yani 100 dolarlık bir satış bedeli falan daha ufak geliyor. Ama görüyoruz ki aslında damlaya damlaya göl oluyor. Bir de e-ticaretin şöyle bir lüksü var. Her bir satış için tekil bir anlamda uğraşmanız gerekmiyor. Bunu entegrasyonlarla desteklediğinizde birçok konuyu otomatize edebiliyorsunuz ve artık hiç uğraşmadan otomatik olarak bu satışlar kendi kendine neredeyse gerçekleşebiliyor. Yani bunun emek kısmı ilk başta daha yoğun, daha sonra sistem kendi kendine oturdukça bu rakamları daha rahat size sunuyor olacak. Evet, diyelim ki kendi web sitenizden satışa devam ediyorsunuz. Neler yapmak lazım? Bizim bugüne kadar çalıştığımız firmalarda gördüğümüz doğrular nelerdir? Öncelikle çok fazla karşı tarafın bir şeyi bildiğini ya da gördüğünü ummamak lazım, tüketiciden bahsediyorum. Yani uluslararası satış yapıyor musunuz? Bunu net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Evet, ben web sitemi İngilizce yaptım. Çünkü ben bir Türk sitesiyim. Yurt dışı satış yapıyorum. İngilizce zaten uluslararası satış yapıyorum anlamına geliyor. Diyorsanız aslında tüketicinin gözünden bakmıyorsunuz. Çünkü tüketici bunu anlamamış oluyor. Uluslararası satış yaptığınızı mutlaka açık net vurgulamanız gerekiyor. Ana sayfanızda gönderi seçeneklerinizi göstermeniz gerekiyor. Hatta ekspres teslim seçeneğini belki ana sayfada göstermek gerekiyor. Neden bahsediyorum? Landing page'inizde, ana sayfanızda yukarıda bir banner'la WeShip Worldwide, WeShip Globally gibi işte yanına bir uçak ikonu koyarak müşteriniz daha girdiği ilk noktadan kafasındaki birkaç soru işaretini yanıtlıyor olabilirsiniz. Evet, bu kişiler uluslararası satış yapıyorlar. Evet, bunlar benim olduğum yere gönderi yapabilecekler. Ve evet, bunlar hızlı hava taşımacıyla bana gönderiyorlar gibi 3 soruyu tek bir bannerla, tek bir küçük görselle, bir yazıyla müşteriniz kafasında rahatça anlaşılacak hale getirmiş oluyorsunuz. Sonraki madde bizim gördüğümüz gönderi ücretlerinizin makul olup olmaması. Buradaki makuliyet kavramını bir iki slide sonra açıklayacağım. Çünkü bizim açımızdan makuliyet, yani siz ve bizim açımızdan makuliyetle müşterinin algısındaki makuliyet çok farklı olabilir. DDP gönderi seçeneği sunuyor musunuz? Bunu da birkaç slide sonra içine girerek anlatacağım. DDP alıcı ülkelerdeki gümrük işlemlerinin ve ödemelerinin gönderici tarafından ve taşıyıcı tarafından üstlenilmesi yapılması anlamına gelen bir teslim şekli ve bu da satışlarınızı çok olumlu etkiliyor. Tüm gönderilerinizi böyle yapabilirsiniz veya bunu en azından müşterilerinize seçenek olarak sunabilirsiniz. Ama bunu hiç sunmamak çok iyi sonuçlar vermeyebiliyor. Yine de sizin seçeneğiniz olarak duracak bir konu bu. İade seçeneğinizi, kolay iade seçeneği sunuyor musunuz alıcılarınıza? Bu belki de işin en gözden kaçan konularından bir tanesi olabilir. Satmak kolay ama iade çok zor bu anlamda. Yani gönderiyi yapmak, teslim etmek iadeye göre çok daha kolay. Ne yazık ki Türkiye'de bu konudaki bürokratik engeller tam olarak aşılabilmiş değil. Evet, bazı iyileştirici konular var e-ticarete başladığımız zamandan bu zamana gelene kadar. Ama hala mükemmel bir şekilde, çok kolay bir şekilde iade oluyor diyemeyiz gümrük tarafındaki çalışmalar devam etmesine rağmen. Ayrıca bunun size bir dönüş lojistik maliyeti de var. Bir opsiyon olarak diyebilirsiniz ki ben iade kabul etmeyeceğim ya da bunu zorlaştıracağım. Ama bu oldukça yanlış bir satış taktiği. Çünkü özellikle kendi web sitenizden satış yapıyorsanız müşteriler sizi tanımadığı için %70'e varan bir oranda önce gidip sıkça sorulan sorulara ya da işte iade sayfanıza bakacaklar. Diyecekler ki ben bu malı alacağım, tamam, ikna oldum. Ama ben bu malda bir problem çıkarsa, ayıplı bir mağaza bedeni olmazsa, rengi istediğim gibi çıkmazsa ben bunu kolaylıkla iade edebilecek miyim? Burada kesinlikle müşterinin tarafında olup hiçbir zorlaştırma yapmamanız gerekiyor. Başka verebileceğim bir rakam bu konuda. Evet, tekil gönderiye baktığımızda bir gönderi yaptınız. Sonra müşteriniz vazgeçti ve o gönderiyi geri aldınız. Belki burada rekabetçi fiyatlarla satış yapmak gerektiğinden dolayı o gönderi özelinde zarar ediyor olabilirsiniz. Bence bu zarar sineye çekilmeli. Neden? Vereceğim rakam şu. Her 10 iade edilen gönderiden 9'u tekrar alışverişe dönüyor. Hatta %91. Dolayısıyla o gönderiden zarar ediyor olsanız dahi o müşteriyi kazanmış olacaksınız muhtemelen. Dolayısıyla uzun vadeli müşteri kazanmayı hedeflediğimiz için iade seçeneklerinizin kolay ve müşterinize daha dost olması lazım. Bundan sonraki 3 maddeyi beraber alabiliriz. Web sitenizde çoklu dil seçeneği var mı? Para birimi dönüşümü var mı? Ve yerel ödeme seçenekleri sunuyor musunuz?
Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkelerden biri olan Almanya'dan gidelim. Hem Türk nüfusu çok, hem Türkiye ile Almanya'nın ilişkileri iyi, hem çok olgun bir ticaret pazarı. Dolayısıyla satış yapacaksınız. Sizin hedef pazarlarınızdan biri olması makul. Web sitenizi açtınız ve İngilizce yaptınız. Alman müşterinin birçoğunu ilk noktada kaybettiniz eğer Almanca dil seçeneğiniz olmayacaksa. Çünkü birçok ülkede İngilizce anlamalarına rağmen insanlar kendi dillerine alışveriş yapmayı istiyorlar. İşte Fransız'ı, Almanya'sı genelde böyle ülkeler. Peki Almanca koyduğunuz para birim dönüşümünüz var mı? Orada sadece dolar fiyatlarınız var. Euro'ya kafasından çevirmeyecektir. Ya da Amerika'ya satış yapıyorsunuz. Euro fiyatlarınız var. Bir Amerikalı müşteri kafasında dolar euro paritesini hesaplamayacaktır. Evet, biz Türkiye olarak belki birçoğumuz çapraz kur hesaplarını hemen yapıyoruz. Çok da bu konuda antrenmanlıyız ama genelde son tüketiciler, hedef pazarlarımızdaki son tüketiciler bu dönüşüm yapmayacaklar. Sokaktaki mağazada gördüğü kazan fiyatıyla web sitenizde gördüğü kazan fiyatını hemen kafasında aynı para birimi üzerinden kıyaslamak isteyecekler. Dolayısıyla hangi ülkeye satış yapmak istiyorsanız o ülkenin para biriminin mutlaka olması gerekiyor. Üçüncüsü bu üçlüden yerel ödeme seçenekleri. Bu genelde gözden kaçabiliyor. Dil ve para birimi dönüşümü biraz daha bariz bir konu gibi. Yerel ödeme seçenekleri de sizi gerçekten satışınızı çok etkileyecek başka bir konu. Niye? Yine Almanya örneğinden gidelim. Almanya'da tüketicilerin birçoğu kredi kartı kullanmıyorlar. Onun yerine hesaplarından direkt nakdin düştüğü bizdeki Troy gibi yani banka kartı hesabını, debit kartı hesabına dayalı Sofort diye bir sistem kullanıyorlar. Yani sizin web sitenizde Almanca dil olmasına ve Euro para birimi gösterilmesine rağmen siz Sofort ile sadece anlaştığınız bankanın işte Visa Mastercard logosunu oraya koyup kredi kartı alışveriş yaptıracağım ben müşteri diyorsanız Almanya pazarında iyi bir satış beklemeniz çok da olası değil ne yazık ki. Bu üçlü iş aklımızdan çıkarmayıp birbirine bağlantılı olarak uygulayalım. Son olarak da web sitenize teslimat bildirimlerinden bahsediyor musunuz? Çalıştığınız firma bir gönderi oluştuğunda bunun bilgisini alıcıya size sunuyorsa bunu mutlaka kullanın. Öyle olmuyorsa bile kendiniz bunu manuel olarak yapmaya çalışın. Çünkü müşterinizin birçoğu sizden gönderiyle ilgili bilgi almak isteyecekler. Bu sunumu çok böyle ürün bazlı ya da firma reklamı gibi yapmak istemiyorum ama bizde buna benzer bir sistem var. Nasıl işlediğinden bahsedeceğim ki bunu tam olarak anlatabilmiş olayım size. Peki biraz detaylara girelim. Fiyattaki makuliyet algısından bahsedeceğim demiştim. Şimdi Amerika'ya 20 dolara bir gönderi yapmak, Kızılhava taşımacılığında çalışıyorsanız gayet makul bir fiyat. Ama müşteri bunu böyle algılıyor. Yani 170 dolara bir ceket satıyorsunuz. Güzel, satılabilir bir fiyat Amerika için. 20 dolara da Amerika gönderiyorsunuz. Bu da güzel Kızılhava taşımacılığı için bir fiyat. Ama müşteriniz bunu makul algılamayabilir. Yani 170 dolarlık bir cekete 20 dolarlık bir taşıma masrafı vermek onun gözünde çok büyük bir para olacak. Dolayısıyla bu alışverişi, bu sepetten terk oranını arttırması makul bir görüntü bu. Çünkü niye? Alışveriş yapanların %60'ına yakını dağıtım maliyeti kendine yüksek geliyorsa işlemini iptal ediyorlarmış. Bunun yerine bu fiyatın bir kısmını ürünüze edilebilirsiniz. Yani total maliyetinizi, karınızı değiştirmeden müşterinin gözündeki makuliyet algısını oynayabilirsiniz. Ceketin fiyatını 185 dolar olarak ilan edip Express Delivery'i 5 dolar ya da işte 4,99 gibi daha psikolojik bir ibareyle kullandığınızda bunun alışverişin tamamlanma, sepetten başarısız bir şekilde çıkmadan dolayı kaybedeceğiniz riskten çok daha fazla şekilde satışa dönme olasılığı artıyor. Bizim gördüğümüz örneklere göre. Yine demin değindiğimiz konulardan hatalı bir teslimat deneyimin önemini anlatmaya çalışacağım size. Dedik ki 100 kadar ziyaretten, işte 1000 kadar ziyaretten yaklaşık 20 tanesi satışa döndürülebiliyor. İyi bir oranınız varsa. Diyelim ki bu 20 taneden de kötü bir hatalı teslimat deneyimi yaşattığınız müşteri var. %38'i bu müşterilerin asla ve asla tekrar sizin sitenize girip alışveriş yapmayacaklarını söylemişler. %43'ü en az bir ay ceza veriyor. Tekrar gelebilirim ama bir ay gelmem, bir buçuk ay gelmem diyor araştırmaya göre ki bu kadar ayağını soğutması gelmeme olasılığını daha da arttırıyor. İşte dönmem olasılığını daha da arttırıyor. Sadece %19'u tekrar bu web sitesinden ziyaret edip tekrar alışveriş yapabilirim diyor. Bunlar da ya yaşı biraz daha büyük,
biraz daha kalender insanlar veya işte benim gibi lojistik sektöründe çalışıp olur öyle şeyler diyebilecek insanlar. Dolayısıyla 1000 müşteriden 20 tanesine ancak satış yapabilmişsiniz web sitenize gelen. Onların da 16 tanesini kötü bir lojistik performanstan dolayı kaybetme riskiniz var. Bu alınmaması gereken bir risk bence. Bir örnekten gelelim, tersi bir örnekten, bir başarı örneğinden bahsedelim. Gymshark diye bir firmadan bahsedeceğim. 2012 yılında genç bir üniversite öğrencisi İngiltere'de spor tekstil üretmek üzere bir firma kuruyor. İşte Under Armour, Nike tarzı ürünler üretecek. Kendi garajına başlıyor, gayet girişimci, akıllı bir insan. Zaten belli bir büyümede yakalıyor ama nasıl çalışıyor? İngiltere'de ve kıta Avrupa'sında Royal Mail ile posta ile çalışıyor. Ücretsiz teslimat yapıyor, belli bir boyuta geliyor. Bu arkadaşları İngiltere'de bizim bir satış müdürümüz görüp görüşüyor. Diyor ki sen teslimat şirketinin yanına hızlı hava taşıma için ekspreste koy. Bunu da ücretli yap. Bir bakalım ne olacak ben diyor. İnanıyorum çünkü burada gördüğüm fırsata. Gerçekten de bu arkadaşın öngörüsü doğru çıkıyor ve ekspres satın alımı yapan müşterilerdeki sepet değeri artıyor. 40 poundluk ortalama satış yaparken Gymshark, ekspres gönderi seçen müşterilerin 70 poundluk ortalama alışveriş yaptığını görüyorlar. Müşterilerin yarısı ücretsiz postayı seçmek yerine ücretli hava taşımacılığı metodunu seçerek ekstra para veriyor Gymshark'a o gönderi kendisi daha hızlı gelebilsin diye. Ve bu etkiyle beraber Gymshark o sene %210 büyüyor. 300 çalışana ulaşıp İngiltere'nin en hızlı büyüyen ilk 100 özel kuruluşundan biri olma başarısını sergiliyor. Dolayısıyla bunlar bizim açımızdan da çok uygulanabilir örnekler Türkiye içinde. En nihayetinde bir stratejiye karar vermek lazım olan tıklarıma istinaden. Neler yapabilirsiniz? Entegrasyonla gerçek kargo maliyetinizi göstermeniz mümkün. Checkout sayfasına geldi müşteriniz. Bir çift ayakkabıyı seçti. Almanya'yı seçti. Altta ne kadarlık bir taşıma maliyetiniz varsa onu müşteriye şeffafça gösterebilirsiniz. Yani diyebilirsiniz ki ben bu kadarı taşıyorum. Senden de bunu alıyorum. Ne buradan kar ediyorum ne de bir şey var. Bu müşteride bir olumlu da bir karşılık alabilir sektörünüze göre ya da müşteri tipinize göre. Başka ne yapabilirsiniz? Bir taktik olarak demin dediğimiz gibi sabit kargo jeti yapıp bunun bir kısmını ürünüze yedirebilirsiniz. Yani diyebilirsiniz ki tüm Amerika 9.90 hızlı hava taşımacılığıyla. Geri kalan üstteki bakiyeyi de ürününüze yedirmiş olursunuz. Veya ücretsiz kargo sunabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki 100 euro üzeri tüm alışverişlerde ücretsiz kargo yapıyoruz. Benim önerim genelde iyi işlediğini gördüğüm örnek bu ikisinin bir kombinasyonu aslında. Yani neden bahsediyorum? Sabit bir kargo jeti koyun. Örneğin deyin ki tüm Avrupa gönderilerimiz 9.90'a hızlı hava taşımacı da sizde. Ve kendi sepet bedelinize göre müşterinize bir hedef koyun alışveriş için, bedava kargo kazanmaları için. Yani diyelim ki siz 60 euroya gömlek satan bir satıcı olun. Aynı zamanda kravat ve papyon da satın. Bunlar da 15 euro olsun, 10 euro olsun değerleri. Müşterinize deyin ki kargo 9.90 bütün Avrupa'ya. Ve sonra deyin ki 75 euro üzerine kargo bedava. Dolayısıyla müşteri sizden bir tane gömlek alacağına yanında bir papyon, bir kravat, işte bir pantolon askısı, bir kol düğmesi de alıp sizin sepet bedelinizi, değerinizi büyütebilir. Böylelikle karınız artar. Niye? Çünkü lojistik maliyetiniz aynı hızla artmıyor. Yani 1 kiloluk bir gönderiyle 2 kiloluk bir gönderi arasında 2 kat fark yok. Veyahut da işte bir gömlek için vereceğiniz taşımacı kıymetiyle yanına bir kol düğmesi koyduğunuzdaki taşımacılığın chargeable weight dediğimiz faturalandırılacak kilosu belki de hiç değişmeyecek bile. Dolayısıyla kilonuzla çok oynamadan sepet değerini maksimumda arttırabileceğiniz taktikler güderseniz çok daha karlı bir alışveriş yapabilirsiniz. Veyahut abonelik hizmeti sunabilirsiniz. Düzenli sipariş verdiğiniz bir ürün satıyorsanız müşterinizden bir kere ya da aylık belli sabit ödemeler alıp şeylerini ücretsiz olarak gönderilerini sağlayabilirsiniz kendilerine. İşte Amazon Prime örneğindeki gibi belli bir ücret ödeniyor ama alışveriş yaptığınızda yurt içi sevkiyatlarda ücret almıyor Amazon onlardan. Bunların hepsini dönem dönem kullanabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Satış rakamlarınızın etkisine göre de daha flexible çözümler halinde satış taktiği olarak kullanabilirsiniz. Demin ne demiştim? Teslimat bildirimden bahsetmek lazım demiştim. DHL Express'in ODD deyip servisi var.
Buna benzer servisler farklı firmalar tarafından da sunulabiliyor. Eğer böyle bir servis opsiyonunuz varsa mutlaka bunu kullanın. Niye? Çünkü müşterilerin %49'u, yani neredeyse yarısı, bir sipariş verdiğinde web sitesinin sipariş durumu ile ilgili gecikmeden kendileriyle iletişime geçmesini bekliyormuş. Biz DHL'de ne yapıyoruz? Müşteriye hemen bir mesaj yolluyoruz. DHL Express'iyle şu konuşma numarasıyla şu firmadan size gönderi geliyor. Bunun teslim tarihi de şu gün şu saattir gibi bir bilgi veriyoruz. Bizim yaptığımızda esprisini, ama bizim yaptığımızda müşteriye gününü, saatini teslim şekli tamamen kendisi esnek çözümlerle kendi istediği şekilde alabileceği metotlar sunuyoruz. Yani komşusuna bıraktırabiliyor, DHL'den kendi teslim alabiliyor, saatini, gününü, tarihini değiştirebiliyor. Bunların hepsini müşteriniz kendisi organize ettiğinde çok daha mutlu bir müşteri oluyor ve bu konuda bir talep olursa sizi yormadığı için aslında sizin açısından daha da karlı bir müşteri haline geliyor. Bunu 160 kadar ülkede, 40 kadar dildeyse DHL Express ücretsiz olarak sunabiliyor. Sektörde en iyi gözüken servis bu şu anda. Sürdürülebilirlik anlamında mutlaka ve mutlaka gitgide daha artan farkındalığa da bir karşılık vermeniz gerektiğini tavsiye ediyorum sizlere. Yani şirket olarak sürdürülebilirliğe, daha gezegene saygılı bir lojistik ya da paketleme ya da üretim seçeneklerine eğilmenizi bu dünyanın hepimiz bir vatandaşı tavsiye edeceğim, ama eğer ki şirket olarak ya da şahsi olarak buna çok önem vermiyorsanız bile bu işin PR anlamında ve müşteriniz tarafındaki etkisi anlamında bunu yapmanız sizin açınızdan karlı olabilir. Çevre dostu ambalaj malzemesi, üretim malzemesi kullanan müşterilerin satıcıları %85'i ürünlerini tüketicilere bunlardan satın almak istiyorlarmış. Yine tüketicilerin %60 kadarı eğer bir sosyal sorumluluk projesine bir para gelecekse ekstra ücret ödemeye meyilliler. Dolayısıyla hem kendi üretim safhalarınızda, hem kullandığınız paketlemede, hem taşımacılık modellerinde olabildiğince sürdürülebilir, olabildiğince yeşil çözümleri seçerseniz hem hepimiz için, hem gelecek kuşaklar için iyi bir şey yapmış oluruz, hem de satışınızı olumlu etkileyebilecek bir aksiyon almış olursunuz. Küçük bir not, DHL Express'in 2050 için çok tutkulu ve zor bir hedefi var. Tüm taşımacılığımızdan doğan emisyonun sıfır olması için çok çalışıyoruz 2050 yılında. Evet, birazcık Türkiye özeline, buradaki ihracat çıkışlarına ve karşı taraftaki konunun ithalat olarak nasıl ele alındığına bakalım. Pardon. Ticaret Bakanlığı 2011 yılında bir aksiyon alarak aslında e-ticaret için gerekli bir adımı attı ve ETGB diye bir beyan metodu ortaya çıkardı. Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi demek bu. Biz buna mikro ihracat adını taktık diye çalışarak ve pazarda da bayağı tuttu artık. Mikro ihracat deyince aklı bu geliyor. Mikro ihracat nedir? Mikro ihracat normal ticari beyanlarınıza, ihracat beyanlarınıza göre elektronik ortamda hazırlanan, bazı kolaylıkları ama bazı limitleri olan bir beyan şekli. E-ticarette birebir uyuşuyor gibi gözüküyor. Belli limitleri var demiştim. Nedir bu limitler? 300 kilogramı ve 15 bin euroyu geçemiyor bu gönderiler. E-ticaret açısından baktığımızda gayet yeterli zaten. Hatta B2C olarak bakmayalım. B2B e-ticaret için bile çoğunlukla kafi gelebilecek limitler bunlar. 300 kilo ve 15 bin euro. Size ne avantajları var bu metodun? Öncelikle normal ihracat yaptığınızda bir gümrük müşavirlik hizmet bedeli ödersiniz. Ayrıca çıkış ambarlarında, gümrüklü sahalarda bir ambar ücreti var. Bunların her ikisi de mikro ihracatta yok. Gümrük müşavirliğinizi taşımacılık şirketleri, hızlı hava taşımacılığı operatörleri yapıyorlar. Aynı ambarları, daha doğrusu yine gümrüklü ambarları kullanmalarına rağmen e-ticaretin desteklenmesi, teşviki anlamında buradan bir masraf size çıkmıyor. Ayrıca ihracat beyannamelerinizi yaparken gümrük müşavirlerine noter tasdikli bir vekaletname verirsiniz. Diğer tarafta mikro ihracatta bunu vermeniz gerekmiyor. Daha basit bir formla bize yetki verebiliyorsunuz. Yine normal ihracatlarda ihracatçılar birliği kaydı aranır ve burada küçük de olsa bir maliyet çıkar. Mikro ihracatta bu da yok. Ayrıca yine ihracatlarda hard copy evraklar olur. Matbu evraklar satılır, işte klasörünün dolaplara konur. Bunlara da gerek yok. İhracat beyannameniz sağlandıktan sonra bu beyannameyi size PDF olarak genelde şirketler gönderiyorlar. Bunları da bilgisayarınızda, serverlarınızda, mailboxlarınızda klase edebilirsiniz, arşivleyebilirsiniz. Peki neler mikro ihracata giriyor, neler girmiyor? Bir kere satışsa, kati satışsa giriyor. Onu aklınızın kenarına yazalım.
Onun dışındaki metotların birçoğu normal beyanlar gerektiriyor. Yani TCGB, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Beyannamesi gerektiriyor. Ve gümrük müşaviriyle bunu yapmanız gerekiyor. Nedir bunlar? 300 kilogramı ya da 15 bin euroyu aşıyorsanız ya da gidip geri gelecek bir malsa, işte fuarda sergilenecektir, geri gelmesi gerekiyor. Ya da tamir amaçlı gitmiştir, geri gelecektir. Veya dahilde harçlı işleme gibi daha teşekküllü beyanlar gerekiyor. Bunların hiçbiri olmuyor. Ayrıca bazı yasaklı, kısıtlı ya da denetime bağlı ürünler var. Bazı ilaç tipleri, bazı gıda tipleri, bazı kimyasal ürünler. Yine bunları bize sormanızda fayda var. Bunların hepsi mikro ihracata giriyor diyemeyiz ama Türkiye'nin yapabileceği ihracatın, mikro ihracatın, e-ticaret ihracatının %99'u giriyor diyebiliriz. Bunun dışında neler girmiyor? Bedelsiz ürünler. Yani bir gömlek gönderdim, yanında hediye olarak da bir kemer gönderiyorum diyemiyorsunuz. O kemerin de bir bedelini belirtmek gerekiyor faturada. Veyahut bir siparişe konu numune göndereceksinizdir veya bir hediye göndereceksinizdir. Bunlar da mikro ihracat olarak çıkmıyor. Bunlar normal kurye beyanıyla yine bizim tarafımızdan yapılabiliyor. Neler gerekiyor bu işlemleri yaparken? Öncelikle bir kime yollayacağız bu beyannameyi, onu bize söylemeniz gerekiyor. Onun dışında vekaletname yok, basit bir form var demiştim. Onun adı dolaylı temsil yetki belgesi. Bunu da bir kere mahsus bizlere veriyorsunuz. Onun dışında eğer daha önce hiç e-ihracat yapmamışsanız gümrüğe kayıt olmanız gerekiyor. Bunu bize bildiriyorsunuz ki kaydınızı yapalım gümrüğe. Bu da zor bir şey değil. Hani sadece bir gümrüğe bilgi veriyor bu firma artık ihracat yapacaktır diye. Bunlar bir kez gerekenler. Bir de her işlemde almamız gerekenler var. En önemlisi malı beraber taşıyacağımız konşimento ve alıcı ülkelerdeki İngilizce fatura tabii ki. Bunlar olmazsa olmaz, her gönderinizi almamız gerekiyor. Mikro ihracatta bir de Türkçe fatura almamız gerekiyor. KDV'siz keseceğiniz, yurt dışı işlemlerde KDV yok çünkü, bir maliye onaylı faturayı bize vermeniz gerekiyor. Burada çok önemli bir konu var. Biliyorsunuz ihracatta e-fatura zorunlu ama ETGB'li işlemlerde, yani mikro ihracatta henüz e-fatura ve ETGB'nin beraber çalışabileceği bir sistem geliştirilemedi Gelir İdaresi Başkanlığı ve gümrük tarafında. Dolayısıyla hala eski usul matbu fatura veyahut e-arşiv faturayla bu çıkışları yapmanız gerekiyor. E-fatura olmuyor. Tekrar söyleyeyim bunu. Bir de her gönderiye özel o ihracatın bir özeti babında alacağımız mikro ihracat bilgi formuna ihtiyaç duyuyoruz. Bunların dışında alıcı ülkenin bir gereksinimi varsa veya serbest ticaret anlaşmamız olan bir ülke ise, yani ATL, Euro 1, Menç'e gibi bir dolaşım belgesi gerekiyorsa bunun bilgisini de ekstra olarak bize söylemeniz gerekiyor. Şu anda soruları göremiyorum, böyle küçük bir bilgi vereyim. Sorularınızı chatbox'a ya da yorumlara yazarsanız sunum bittikten sonra oradan hepsini yanıtlayabilirim. Bekleyip unutmayın lütfen, kenardan sorular birikebilir. Devletin destek ve teşvikleri nelerdir? Çok fazla var aslında ama burada çok özetle söyleyeceğim ben. Devlet teşviklerini bir kolay destek gov.tr diye oluşturduğu portal var Ticaret Bakanlığı'nın. Buradan bakabilirsiniz. Çok zor değil bu destekleri, teşvikleri almak ve birçok farklı teşvikten de faydalanabiliyorsunuz. Mutlaka burayı kontrol edin. Yani pazar yeri girişlerinden reklamına kadar bazıları karşılıksız olmak üzere devlet birçok ihracat teşviğinde bulunuyor. Eğitim olarak da işte İTO'nun ya da diğer STK'ların bu tarz eğitimlerini kaçırmamaya çalışmanızı tavsiye edebilirim. Bir de e-ticaret gov.tr'de, yine Ticaret Bakanlığı'nın başını çektiği e-ticaret gov.tr'de e-ticaret akademisi var. Burada da farklı farklı modüllerde eğitim alabileceğiniz çeşitli bölümler var. Bunlardan da faydalanmanızı tavsiye ederim. Buradan mezun olmak size çok şey katacaktır. Bir de B2C'den çok B2B'ye yönelik ihracatı kolaylaştıracak, farklı pazarlarda neler satıldığını, kimlere satıldığını gösterecek bir kolay ihracat platformu var Yeni Ticaret Bakanlığı'nın. İşte yapay zeka uygulamalarıyla çalışıyor. Gördüğüm kadarıyla gün geçtikçe daha da olgun bir hal alıyor ve buradan çok çok faydalı bilgiler alabileceğinizi düşünüyorum. Mutlaka bu kolay ihracat platformuna da üye olup hedef pazarlarınızı buradan inceleyin. Evet, DTP'den ve alıcı ülke gümrüklerinden bahsedeceğiz demiştik. Aslında DDP bir Incoterm, yani bir uluslararası ticaret formundan doğan bir servis. Nedir bu DDP? Karşı taraftaki vergilerin gönderici tarafından ödeneceğini, gümrük işlemlerinin onun tarafından üstleneceğini gösteren bir anlaşma formu. Şunu diyorsunuz, ben sana bu malı gönderiyorum.
senin ülkende ithalat anlamında da vergiler oluşacak. Bunları da ben hallediyorum. Gönül işlemleri ben hallediyorum. Ve ben bunu senin kapına teslim edeceğim diyorsunuz. Bu Incoterm'i seçerek ve aslında bu servisi kullanarak. Bu servisi kullandığınızda DHL neredeyse dünyanın her ülkesinde bunu gümrük prosedürü izin verdiği ölçüde yapabiliyor. Büyük ticaret ülkelerinin hepsinde sorunsuz işliyor bu sistem. Bizim dışımızda da birçok firma bu servisi verebiliyor diye düşünüyorum. Bunu seçtiğinizde ne işe yarıyor bu? Öncelikle bireysel tüketiciler gümrük konuları biraz daha yabancılar. Bir ikincisi de en baştan beri söylüyoruz, müşteri deneyimi çok önemli ve hiçbir şeyle uğraşmadan olabildiğince hızlı şekilde kendilerine bu gönderiler gelsin istiyorlar. Bunun da bir yolu gümrük işlemlerini onları hiç uğraştırmadan yapabiliyor olmak. Dolayısıyla hiç değilse müşteriye bunu seçenek olarak sunmak, ama genelde bizim tavsiyemiz her şey dahil bir fiyatta müşteriye bunu satabilmek sizin lehinize olacaktır. Satışlarınızı olumlu etkileyecektir düşünüyorum. Yani buradaki hesabı yapmak çok da zor değil. Diyelim ki Almanya'ya yine bir mağaza açacaksınız. 100 euroya bir ürün sattığınızı düşünelim. Almanya'daki standart ithalat KDV'si 19 euro ve 150 euroluk bedele kadar gümrük vergisi çıkmıyor. Dolayısıyla siz bu gönderiyi yaptığınızda bileceksiniz ki taşımacılık maliyetiniz olacak. Gümrük işlemleri için servis ücreti olacak. Bir de o gümrüğün %19'luk, yani 19 euro bir KDV'si olacak. Bunun hepsini entegrasyonla ya da manuel olarak önden hesaplayıp fiyatlarınıza koyduğunuzda, böyle satış yapabilirseniz eğer, o fiyatlara satış yapabiliyorsanız, müşterinizi hiç uğraştırmadan kolaylıkla iyi bir deneyim yaşatabilirsiniz ve tekrar sizden sipariş almasına ya da çevresine önermesine ön ayak olmuş olabilirsiniz. Bunu da mutlaka opsiyonlarınız arasında tutmanızı tavsiye edeceğim. Örnek olarak alıcı ülkelerde Avrupa gümrüklerine ben gideyim dedim. Çünkü Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı bölgelerden bir tanesi. Hem B2B'de hem B2C'de. Genelde Avrupa Birliği ülkelerinde 22 euro fatura bedeli ürün değerine kadar vergi çıkmıyor. Özel bir durum olmazsa. Dolayısıyla ne KDV ne gümrük vergisi çıkacak. Ama genelde de 22 euro altında pek bir ürün satmanız mümkün olmuyor. Taşımacılığı her şey içine koyduğunuzda pek böyle bir ürün yok. 22-150 euro arasında sadece KDV çıkıyor genelde. Bu da ülkeden ülkeye değişebiliyor. 150 euronun üzerine çıkarsanız da hem KDV çıkıyor hem gümrük vergisi çıkıyor. Türkiye Avrupa Birliği'ne dahil değil ama gümrük birliğine dahil. Bu bize ne avantaj sağlıyor? Bu bize gümrük vergilerinden, yani o customs duties'ten kurtulma avantajı sağlıyor. Ama bundan kurtulabilmek için de mal beraberine seyahat edecek bir dolaşım belgesi yapmanız gerekiyor. Bunun ismi ATV. ATV'yi gümrük müşaviriniz yapabilir. Ticaret Bakanlığı tarafından statü sahibi olarak tanınmış bir firmaysanız kendiniz yazabiliyor olabilirsiniz. Ya da bizim gibi taşımacınız yapan lojistik firmaları bunu sizin adınıza düzenliyor olabilir. Bu sizi gümrük vergilerinden kurtaracaktır. Ama KDV yine baki kalacak. KDV'yi ödemeniz gerekiyor bu şartların altında da olsa. Ne demiştim? Standart rate'ler değişebiliyor ülke ülke. Genelde %20 civarında bir Avrupa Birliği'ne satış yapacaksanız KDV maliyetiniz olacak gibi duruyor. İşte 22, 23, 24'e kadar yüksek ülkeler var. İşte 19, 20 gibi daha makul oranlar da var. Mutlaka satış yapmayı planladığınız ülkeyi önden bakınız. Bunlar genel oranlar. Hatta ürün bazına bakmanız çok faydalı. Bunlar için taşımacılık firmalarından bizim gibi bilgi alabilirsiniz. Örneğin kitap satacaksınızdır. Kitap Türkiye'de de birçok ülkede de gümrükteki vergiler anlamında ya reduce rate ya da super reduce rate denen çok az vergi alınan ya da vergi alınmayan sınıflara girebiliyor. Bazı ülkelerde çocuk ürünleri böyle, kadın ürünleri böyle olabiliyor, kadınlara özel ürünler. Genelde o ülkenin o ülkeye özgü kuralları tüm Avrupa Birliği'nde değil, o ülkeye özgü uygulandığı için hedef pazarınız için mutlaka önden bir araştırma yapınız. Genelde 22 euro demiştim. 22 euro'dan biraz daha düşük ülkeler var. İşte 15-10 euro gibi kullananlar var. Üst değerde genelde 150 eurolar seviyesinde değişiyor. 22 ya da işte ülkeye özgü 10-15 ile 150 arasında sadece KDV çıkacak. 150'den sonra gümrük vergisi de çıkacak. Onun için de ATV yapmak gerekecek. Bunlar demilmiş bilgileri. Şimdi Avrupa büyük bir pazar. Bizim için de çok iyi bir pazar. Ama şuna bakmak lazım. Zor da bir pazar, yani maliyetiniz var. Halbuki Amerika'ya baktığımızda, Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda 800 dolarlık bir de minimis level olduğunu, değer olduğunu görüyoruz. Bu da neredeyse B2C için serbest bir gümrük
demek anlamına geliyor. Bu zaten bizim adetlerimizi de, taşımacılık adetlerimizi de kendini gösteriyor. Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülke Almanya, daha sonra işte Fransa, Hollanda, İtalya, Fransa gibi kendi aralarında değişen sıralamalarla genelde Avrupa ülkeleri geliyorlar. Halbuki B2C e-ticaretimize baktığımızda yarı yarıya neredeyse Amerika'ya gönderi taşıdığımızı görüyoruz. Bunun nedeni tamamen bu 800 dolarlık gümrük limitidir. Karşı tarafta ne gümrük işlemleri için bir ödeme yapmanız gerekiyor ne de bir gümrük vergisi doğuyor 800 dolara kadar. Bu per person per day denen yani günlük kişi başı limittir. Yani Amerika'daki bir kişi 800 dolara kadar sizden alışveriş yapabilir ve bunun için gümrük ödemez aynı gün içerisinde olursa. Dolayısıyla bunu ürünleriniz de uygunsa Amerika'da 185-90'lara varan bir e-ticaret penetrasyonu var. Yani oldukça olgun, her şeyin internetten alabildiği bir pazar. Cross-border'a son derece açıklar. Mutlaka hedef pazarlarınız arasında değerlendirmenizi tavsiye edeceğiz. Gümrük demişken özellikle çok ticaret yaptığımız Avrupa Birliği'nde 2021 için 3 tane büyük değişiklik var. Çok kısa bunlardan bahsedeceğim. İlki oldu bile. Brexit hepinizin bildiği üzere İngiltere, Birleşik Krallık daha doğrusu Büyük Britanya Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Dolayısıyla bu bizi direkt etkilemese de İngiltere'nin bu ayrılıkla beraber KDV uygulamasını değiştirmesi bizi çok etkiledi. Eğer İngiltere'ye ticaret yapmayı planlıyorsanız B2C özellikle mutlaka buradaki KDV değişikliğini takip edin. Çok özetle söyleyecek olursam normal şartlarda deminden beri anlattığımda nasıl oluyordu? DDP ya da fark etmez DDU. Mal gittikten sonra o ülkede bir vergi doğuyor ve o ülkede ödeniyordu. İngiltere KDV'yi şöyle değiştirdi. Artık sen KDV'yi satış yaparken tahsil et. Sonra gel benim ülkeme kaydol ve benim ülkemde öde diyor. Yani İngiltere 100 pound bir mal sattığınızda 120 pound alıcı ülkedeki vatandaştan tahsil edip o 20 pound'u da girip daha sonra HMRC yani İngiltere'nin gelir ve gümrük idaresine kaydolup ödemenizi gerektiren bir değişiklik ve çok büyük bir değişiklik. Bu sadece Türkiye üzerinde değil tüm B2C e-ticaretinde böyle bir uygulama değişikliğine gitti İngiltere. Sorularda gelirse daha detaylı bakabiliriz buna. İkinci değişikliğe çok az kaldı. Mart ayının 15'inde ICS2 denen bir ithalat kontrol sistemini devreye alıyor Avrupa Birliği gümrükleri. Avrupa Birliği'ne giden ya da Avrupa Birliği'ne transfer edecek tüm gönderiler için taşıyıcı firmanın önden mal bilgilerini gönderip onay almasını ve bu onay gelmezse malı yükleyemeyeceğine dair bir sistem bu. Dolayısıyla Mart ayında çok büyük bir kaos olabilir Avrupa Birliği sınırlarında. Mutlaka önden hazırlandığınızı, bir gönderi yaparken gönderi bilgilerini elektronik olarak ve gerçekten gereken içerik bilgisini iyi bir zenginlikte, iyi bir kalitede verebiliyor olduğunuzdan mutlaka ve mutlaka emin olun. Üçüncü değişiklik ise Temmuz ayında olacak. Biraz önceki slaytlarda hani 22 Euro'dan bahsetmiştim ya, işte o 22 Euro ortadan kalkacak. De minimis level'ı sıfırlanacak. Yani artık gümrüksüz tabiri caizse, gümrüksüz diye bir şey yok ama gümrüksüz diye nitelendiriyoruz. O limit ortadan kalkacak. Avrupa Birliği'ne giden her gönderi bila istisna gümrüğe tabi olacak ve vergi çıkacak. Dolayısıyla ciddi bir yoğunluk olmasını ve firmaların bundan etkilenmesini bekliyoruz. Avrupa Birliği'nde de buna hazır olmak için mutlaka önden kayıt olacak bir sistem olacak. IOSS deniyor da Import One Stop Shop diye. Buna mutlaka Avrupa Birliği hedefleyen bir B2C satıcısınız. Kaydolmanızı tavsiye edeceğiz. Niye peki soruyor insanlar genelde bu de minimis level'ı kaldırıyor. Kendi bu kadar bir iş yükü yaratıyor Avrupa Birliği gümrükleri. Nedeni şu. Avrupa Birliği'nin içindeki satıcılar böyle bir muafiyete tabi değiller. Yani İspanya'daki adam bir boğa heykeli sattığında 20 euroya satarsa onun KDV'sini ödüyor devletine. Halbuki Çin'den bir boğa heykeli satan bir satıcı bu muafiyetten faydalanıyor ve KDV ödemiyor. Bunun yanı sıra bu 22 euroluk level, bu 22 euroluk threshold biraz kötüye kullanılıyor. Yani gerçekten 22 euronun altında olmayan mallar da Avrupa Birliği ülkelerine yanlış beyanlarla bu tutarlarla gönderilebiliyor. Bu yüzden Avrupa Birliği'nin gördüğü zarar tahminlere göre yaklaşık yıllık 7 milyar euro. Dolayısıyla artık bunu sineye çekmeyip e-ticarete, cross-border e-ticarete daha uyumlu o vergiye tahsil edebileceği bir metoda geçmeye çalışacak Avrupa Birliği Temmuz ayında. Dolayısıyla bunların hepsine hazır olmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer bu ülkelere gönderi yapıyorsanız B2C olabilir,
B2C e-ticaret olabilir, B2B e-ticaret olabilir, genel B2B olabilir e-ticaretten ayrı olarak bakarsak. Evet, şimdi ikinci bölümümüzde biraz daha B2B'ye yoğunlaşmak istiyorum. Çünkü asıl fırsatın, asıl büyümenin, asıl ticaretin burada olacağını düşünüyorum. Düşünüyoruz. Burada çok daha büyük bir fırsat var Türkiye için. Bundan mutlaka faydalanmalıyız. B2B e-ticaret nedir? İşletmeden işletmeye yaptığınız normal ticaretin aslında mal ya da hizmet alışverişini fark etmez. Elektronik bir platformda yapılması anlamına geliyor. Yani web sitenizden malınızı satıyorsanız siz B2B e-commerce yapıyorsunuz anlamına geliyor. Şimdi bu niye önemli ve konu nerelere geliyor? Birazcık ondan bahsedeyim size. Geleceğin endüstriyel devrimi olarak görülüyor bu. Niye? Çünkü artık adım adım buraya gidiyoruz. Büyük B2B firmalarının yöneticilerine göre neden bu kanallar, dijital satış kanalları artıyor ve neden bunu kullanmak istiyorlar sorusuna verdikleri cevaplar dijital satın almanın daha kolay olduğu. Yani bu aslında her şeyi kapsayan bir madde. Kendilerine çok daha kolay geliyor dijital satın alma. İletişim kurmak için satış temsilcisine bağlı değiller. Yani fiziksel bir kişinin çalışma saatlerine, çalışma metoduna, gücüne, enerjisine, var olup olmamasına bağlı değiller. İstedikleri an satış temsilcisine ihtiyaç duymadan dijital bir kanaldan alışveriş yapabiliyorlar. Mevcut envanteri gerçek zamanlı olarak görüntüleyebiliyorlar. Teslimat sürelerinden daha emin olabiliyorlar. Stokta var mı yok mu, ne zaman teslim edecek. Bunlar entegrasyonlarla çalışabildiği için çok daha sağlıklı aslında. Fiyatları ve hesaplamaları kendine bir teklif gelmeden, bir prosesi beklemeden çok daha anlık görüntüleyebiliyorlar. Ürün bilgilerini daha detaylı görüntüleyebiliyorlar. Bir arama yapmaları çok daha kolay. İşte Ctrl F'e bastınız mı tık diye görebiliyorsunuz aradığınız spesifikasyonu o ürün için. Öteki türlü bir satış temsilcisinin bir sunumuna dinleyeceksiniz, bakacaksınız. Bir mail açacaksınız, cevaplanacak, cevaplanacak, tekrar bir mail gidecek. Çok daha kolay gözüküyor dijital metotta bunlar. Sipariş geçmişini online olarak kontrol edebiliyor. Yani giriş yaptığınız kendi panelinize o satıcıdan bütün satış geçmişinizi görebiliyorsunuz. Öteki türlü muhasebeden kayıt isteyeceksiniz. Bilmem nereden eski kayıtlara bakacaksınız. Çok daha zor aslında. Dijital kataloglarda arama yapmak çok daha kolay. Görsel tabanlı ya da metin tabanlı aramaları çok daha kolay yapabiliyorsunuz. Yani elinizdeki eski usul bir katalogdan dijital bir katalogdan arama yapmak kat be kat daha kolay. Örnek olarak da işte dünyanın en ünlü kataloglarından IKEA kataloğu biliyorsunuz artık fiziksel olarak basılmıyor. Bu trendin içerisinde bir örnek olarak bunu da verebiliriz. Burada en çok vurulacağımız konu müşteri deneyimi konusu. B2B e-ticarette de standardı belirleyen aslında B2C olarak bizim yaşadığımız müşteri deneyimi. Buna çift pencere fenomeni diyor. Yani siz bir B2B satın almacısıysanız firmanız için örneğin fotokopi kağıdı satın alacak olun. Bilgisayarınızda da açmışsınız o satış yapan firmayı. Bilgisayarınızdaki, browser'ınızdaki öteki pencerede de aslında sizin işte ne bileyim Trendyol'dan, Amazon'dan ayakkabı alırken, gömlek alırken yaşadığınız bir canlı deneyim var. Aslında siz B2C bir satın alma da yapıyorsunuz ve buradaki müşteri deneyimleri B2B'den çok daha ileride gözüküyor. Dolayısıyla burada o kişisel bazlı yaşadığımız ve çoğunlukla memnun olduğumuz, çünkü buradaki rekabet çok daha kızışmış durumda, deneyimin aynısını B2B'de de istiyoruz. Satın almacı olarak. Dolayısıyla eğer B2B e-commerce yapacaksanız odaklanmanız gereken doğrular B2C'de bizzat kendinizin memnun olduğu, yaşadığınız deneyimler olacaktır. Rakamlara bakarsak da B2B satın almacıların %80'i B2C müşterisi olarak yaşadıkları deneyimi talep ediyorlar. Şimdi bu rakamların biraz daha detayına girelim. İşler değişti müşteri deneyiminde diyoruz. Son birkaç senede özellikle. B2B firmalar artık sadece satış yapmak yerine, yani başarı ölçütü olarak ne kadar ciro yaptık, ne kadarlık karlıyız demek yerine aslında nasıl bir müşteri deneyimi yaşattıklarını ölçümlemeye ve burada büyümeye çalışacaklar. Kendi şirketlerinin büyümesinde, başarılı olmasında yöneticiler, şirket yönetimleri artık müşteri deneyimi yönetimi, yani CX Management'ı büyümenin bir motoru olacak, fark yaratacak, kendilerini diğer rakiplerinin ayrıştıracak bir strateji olarak kullanmaya başladılar çoktan. Ve demin dediğim gibi B2C'de yaşadığımız müşteri deneyimleri, dijital deneyimler B2B içinde bir standart olmaya başladı tüm B2B evreninde. Şirketlerin en az %89'unun
ağırlıklı olarak işte ürün geliştirme ya da işte ne bileyim diğer metotlar, diğer alanlarda değil, müşteri deneyimi alanında rekabet etmesi bekleniyormuş. Ve bu rakam sadece 6-7 sene önce, 7-8 sene önce 2012'de %36'dan %89'a çıkmış. Küçük bir parantez, bu söylediğim rakamların çoğu COVID öncesi araştırmalar aslında. Yani bunun COVID'de ne kadar arttığını da hep beraber şimdi göreceğiz. Yine devamına edecek olursak, müşteri deneyimi aslında bir büyüme kanalından çok aslında hayatta kalma stratejisi olarak da bir zaruriyet noktasına gelmeye başladığını ifade ediyor büyük şirketlerin yöneticileri. Deniyor ki bir araştırmaya göre eğer müşteri deneyimine öncelik verilmezse ve bu konuda ilerleme sağlanamazsa firmaların %80 kadarının gelirlerini riske edebilecekleri söyleniyor araştırmada. Dolayısıyla bu sadece bir büyüme kanalı değil. Aslında o şirketin o pazarda var olabilmesi için hayati bir konu olmaya başladı. Yine farklı bir ankette büyük B2B firmalarının tepe yöneticilerinin %90'ına göre şirketlerinin stratejik öncelik açısından müşteri deneyimi demin dediğim gibi hayati bir önem taşıyor. Bu sadece rekabet için bir tool değil, artık ana rekabet alanı diyebiliriz. Şimdi vereceğim altta yazan rakamlar işin biraz daha düşündüğümüzden vahim olabileceğini, B2B satın almacıların aslında daha da talepkar olduğunu gösterir rakamlar. Demiştik ki B2C standartları, deneyimleri standart oldu ve bunu istiyor B2B müşteri. Ama sadece o kadar mı? Aslında daha da fazlası var. B2C tüketicilerin %64'ü bir alışveriş yaptıklarında ya da bir şey sorduklarında şirketlerin kendileri gecikmeden etkileşime girmesini bekliyorlarmış. Yani bir alışveriş yaptınız. Demin ne demiştik ODD konusunda ya da işte smart bildirimleri konusunda. Bir alışveriş yaptığımda bana bir bilgi gelmesini istiyor. İnsanların %64'ü bir etkileşim istiyorlarmış gecikmeden. B2B'ye baktığımızda bu rakamın 64'te %80 olduğunu görüyoruz. Şirketlerin kendileri iletişim kurmasını istiyorlar ve gecikmeden değil gerçek zamanlı. Yani ben bir B2B web sitesinde alışveriş yaparken aynı zamanda kendimle benimle bir gerçek zamanlı etkileşim istiyorum. %80 oranında satın almacıyı temsil ediyorsam eğer. Bu bir canlı müşteri temsilcisinin bir yazması da olabilir ama ondan ziyade bir işte bot da olabilir, bir chat bot da olabilir. İşte bir yapay zeka destekli cevap veren ya da yönlendirme yapan bir yardımcı tool da olabilir. Yine B2C tüketicilerin %72'si şirketlerin kendilerine özgü ihtiyaç ve beklentilerini anlamaları bekliyorlarmış. Yani daha kişisel deneyimler bekliyorlar. Ben girdiğinde bir pazar yerine ya da bir web sitesine beni tanımasını istiyorum. Daha önce aldığım kitaba benzer bir kitap önermesini istiyorum. Ya da memnun olduğum elektronik markadan başka bir ihtiyacımı anlamasını istiyorum. Ya da benim bedenime özgü, benim aldığım renklere özgü giysi önermesini istiyorum. %72 oranında. Halbuki B2B'ye baktığımızda %89'da yükseliyor bu. Diyor ki benim şirketimin ihtiyaçlarını, benim alışveriş deneyimimi tanısın ve bana özgü kişisel bir satış deneyimi yaşatsın. Yani özetle B2C deneyimlerimiz B2B için standart oldu ama ne yazık ki ya da belki ne yazık ki demeyelim, rekabeti körüklemesi anlamından iyi ki B2B satın almacıları bundan çok daha talepkarlar, bundan daha fazlasını istiyorlar. Küçük bir gülümseme molası verelim. Dijital dönüşüm yıllarca uzakta diyordu eski usul bir yönetici. Şirketimizin yakın zamanda değişmesi gerektiğini düşünmüyorum diyordu. Covid'in sillesini yemeden önce. Demin dediğim gibi bu söylediğim rakamların birçoğu da aslında Covid öncesi araştırmalardan geliyor. Peki Covid ne yaptı? Covid'in hemen başında, pandeminin hemen başında şirket yöneticileriyle bir anket yapılıyor ve deniyor ki Covid-19 öncesinde sizin müşterileriniz için satış yöntemi olarak, satış deneyimi olarak hangisi daha önemliydi? Geleneksel mi yoksa dijital destekli yeni tip satış etkileşimleri mi? Yöneticiler demişler ki %52 oranında geleneksel yöntemler, yani işte müşteriyi ziyaret etmek, yüz yüze konuşmak, işte klasik bir sunum yapmak daha önemli diyorlarmış. %48 dijital destekli. Yani aslında bir dönüşüm başlamış, bu onun habercisi ama yarı yarıya yakın, hatta birazcık daha fazla gelenekselci. Covid'e baktığımızda ne görüyoruz halbuki? 2 katına yakın bir büyüme görmüşüz dijital tarafta. Yani artık deniyor ki dijital satış etkileşimleri geleneksel metotlara göre çok çok daha önemli.
Peki bu kalıcı olacak mı? Evet, şu anda önemli. Şu anda hala pandemi devam ediyor. İşte ziyaret edilmek istemiyor satın almacılar ya da biz belki ziyaret etmek istemiyoruz. Ne kendi müşterimiz risk almak istiyor sağlık anlamında, ne biz kendi personelimiz risk etmek istiyoruz. Seyahat kısıtlamaları var. Birçok yerde bizi zaten dijitale mecburen itiyor bu metot. Öyle mi? Öyle, ama peki bu kalıcı olacak mı? Araştırmalara göre bu kalıcı olacak. Yani bu değişimlerin kalıcı olacağını düşünüyorlar. Nisan'da, yani daha pandeminin başında, en az bir sene boyunca bunlar sürdürülebilir mi denmiş şeylere, satış yöneticilerine. Onların birçoğu aslında büyük ihtimalle bir ihtimal bunlar kalıcı metotlara dönüşebilir demişler. Halbuki sadece 3,5 ay sonra Ağustos'un ortasında yapılan bir araştırmaya baktığımızda Nisan'dan Ağustos'a kadar evet bunlar en az bir sene boyunca dijital destekli metotlar ya da tamamen dijital satış yöntemleri %90 oranında insan kalıcı olur diyor. Dolayısıyla aslında satış liderleri, B2B satış liderleri COVID-19'un başında zorlamayla gelen dijitali zorla benimsemekten başka bir kafa yapısına geçtiler. Bu da şu: dijital uygulanması gereken, yürünmesi gereken yeni metot, yeni yol. Dolayısıyla buna ne kadar erken adapte olursak o kadar hızlı hepimiz kazanacağız. Türkiye'deki KOBİ'ler kazanacaklar. Türkiye'nin özellikle KOBİ seviyesinde olabildiğince hızlı adapte olabilen bir ülke olduğunu düşünüyorum ve bunu adaptasyonumuz, üretim becerimiz, genç nüfusumuzla beraber bizi destekleyecektir ve B2B e-ticarette bu büyüyen pazardan, bu çok vaatkar pazardan çok büyük bir pay alma olasılığımız çok yüksek. Peki bir sağlık kontrolü yapmıştık, B2C satış yapan bir web sitesinde. Bir de bunun B2B'deki versiyonunu yapalım. Diyelim ki bir web siteniz yok. Ya da var ama onun ne kadar iyi olduğundan şüpheniz var. Öncelikle B2C'deki aynı mantık. Uluslararası satış yapıyor musunuz? Bunu oraya giren kişinin anlaması lazım. İşte WeShip Worldwide'dan WeShip Global'ye, işte buna benzer işte her yere gönderebileceğinizi ya da hangi bölgelere satış yaptığınızı gösteren bir bilgi, bir banner, bir görsel çok faydalı olacaktır. B2B web mağazanızın kolay erişilebilir olması lazım. Bu çok önemli. Ve bunu müşterinize tanıtıyor olmanız lazım. Yani eski usulden yeni usule geçerken geçiş aşamasında kataloglarınıza koyabilirsiniz, satış sunumlarınıza koyabilirsiniz, e-mailing yapabilirsiniz müşterilerinize, ama her metotla bunu müşterinize kolay ulaşılabilir bir anlamda iletmeniz gerekiyor. Sosyal medyadan mutlaka faydalanmanız gerekli olabilir. Dolayısıyla müşterinin kolayca erişebileceği bir B2B web mağazanız olmalı. Burada daha önce bahsetmedik ama e-ticaretin genel olarak söyleyelim. Mobil inanılmaz bir yükselişte. Satışların %50'sini mobilden gerçekleştiği söyleniyor. Bu B2B için de böyle olmaya başlayacak. Dolayısıyla sadece web sitesi olarak düşünmeyin bunu. Mobil destekli uygulama da olabilir. Mobilden ulaşabilecek bir web sitesi de olabilir. Ama mutlaka cep telefonlarının satıştaki rolünü B2B'de de B2C'de de göz ardı etmeyip buraya uyumlanmanız gerekiyor. Web sitenizde bir arama motoru olmalı. Optimize edilmiş, basit, güçlü, çeviriler konusunda çok dikkat edeceğiniz kelimelere bir web sitenizde arama motoruyla desteklemeniz gerekiyor. Kolayca aradığı ürüne müşterinin ulaşabilmesi. Çünkü ne demişti müşteri? Dijitali istiyorum. Çünkü bana katalogda aramak anlamında, ürünü bulmak anlamında daha kolay geliyor. Dolayısıyla bu kolaylığı isteyen müşteri aynı kolaylıkla karşılamamız gerekiyor. Başka bir madde neydi? Ürün detaylarına daha kolay ulaşabildiğim için dijitali istiyorum diyordu B2B satın almacıları. Dolayısıyla başka bir maddemiz de sağlık kontrolünde detaylı ürün açıklamalarının var olması olacak. Yani kategori kategori ürünleri ayırmanız, sınıflandırmanız ve ürünlerin altında spesifikasyonlarının müşterinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilgilerin olması gerekiyor. Buna yakın bir maddede aslında iki tane atlıyorum. Kendi kendine yardım portalleri. Yani o ürünlerle bağlantı olarak chatbotlar olabilir, videolar olabilir. Nasıl müşterinin onu kullanabileceğini, nasıl adapte edebileceğini, ürüne göre değişecek tabii bunlar, ama mutlaka videolarla, sıkça sorulan sorularla, farklı portallerle bunu desteklemeniz gerekecektir. Ödeme yöntemleri, lokal ödeme yöntemleri çok önemli demiştik B2C web sitelerine bakarken. Burada da aynı ölçüde önemli. Burada tabii B2B'den bahsettiğimiz banka havaleleri, vadeli ödeme seçenekleri gibi sizin ürününüze, pazarınıza, gereksinimine uygun alternatif ödeme yöntemleri de mutlaka desteklemeniz gerekiyor müşterinin alışverişini
kapatabilmesi için, vazgeçmemesi için. Ve yine B2C'deki bahsettiğimiz aynı mantık, çok dilli ve yerel para birimi olması lazım. Evet, karşınızda daha ticaret erbabı var, B2C müşterileri gibi daha az bilinçli satın almacılar değiller bunlar, ama kendi maliyetlerini kontrol ederken, kendi alışverişine karar verirken de hem kendi dillerinde arama yapmak, ürünleri görmek, videolar izlemek, hem de kendi para birimlerinde bunları kontrol etmek, kıyaslamak isteyecekler. Bitirirken şunu söylemek lazım. Çok fazla kısaltma, çok fazla İngilizce terim kullandım. Kusura bakmayın ama bu işin jargonu bu. Yani B2C e-commerce dedik, B2B e-commerce dedik, social commerce dedik, mobile commerce dedik, işte customer experience dedik, her şey dedik. Ama aslında söylememiz gereken tek şey, ortada sadece ticaret var. Ve ticaretin yeni normali bu dijital metotlara ne kadar uyum sağlayıp ne kadar başarılı olabileceğimizden geçiyor. Bunlara kolaylıkla uyum sağlayıp beraberce başarılı olmayı canı gönülden diliyorum. Evet, yaklaşık bir saatte sunumu bitirdim. Şimdi arzu ederseniz sorulara geçebiliriz. Mailimi kaydedebilirsiniz. Danışmak istediğiniz konular, bizde çalışmıyorsanız nasıl çalışabiliriz konusundaki tüm detaylar için bana ulaşabilirsiniz sunumlardan da sonra. Evet. Uzunca sorular var. Yukarı çıkayım. Mikro ihracatta iade maliyetini düşürme yöntemleri anlatır mısınız? Şu olabilir. Çalıştığınız zonda, diyelim ki Avrupa Birliği ağırlıklı çalışıyorsunuz. Avrupa Birliği'nde çalıştığınızda bir touch point kendinize belirleyebilirsiniz. Çünkü malı o ülkeye, o bölgeye soktuğunuzda artık gümrüklemesini yapmış oluyorsunuz. Tekrar geri çekmek, burada ciddi bürokrasiden dolayı hem vakit alacak hem dönüşte bir taşımacılık maliyetiyle karşılaşacaksınız. Dolayısıyla gönderileri belli bir nokta toplayabileceğiniz bir depo hizmeti almak ya da orada bir B2B'seniz bir bayiniz olabilir, çalıştığınız bir firma olabilir. İadelerde sonra orayı gösterip tekrar oradan satış yapmaya çalışmak ya da toplu olarak ülkeye çekmek biraz daha makul gözüküyor maliyetleri düşürmek anlamında. Ama maliyetlerden önce belki de iadeyi düşürebilmeyi düşünmeniz lazım. Bu ne olabilir? Örneğin tekstil ürünü satıyorsunuzdur. Amerika'daki beden algısıyla Avrupa'daki beden algısı farklı. Ölçüler farklı. Yani siz sadece oraya santimetre yazıp bedeni yazıyorsanız inç olarak bakacak bir Amerikan müşterisini kaybedebiliyorsunuz ya da satış olacaksa da iade olasılığınızı arttırıyorsunuz anlamına geliyor. Yani pazarlara özgü. Çok iyi fotoğraflar, mankenleriniz mesela bir örneği beyaz bir zeminde çekmekle boyunu, kilosunu yazdığınız bir mankenin üzerinde çekip sergilemek arasında iadeyi ciddi etkileyecek metotlar var. Dolayısıyla maliyetten ziyade iadeyi engelleyebilecek metotlara bakmak, ondan sonra maliyeti düşürmek anlamında yaklaşım sergilemek lazım. Türkiye'de bürokratik engeller var dedim ama kötü, yani iyi şeyler de yok değil diyelim. Çünkü geri gelen eşya satışı çekim var. Yani bir malı gönderdiniz, geri geldi Türkiye'ye. Gümrük bundan ithalat vergisi almıyor tekrar. DHL üzerinde de bizim ekstra bir işte depolama maliyeti, gümrük çekim maliyeti gibi maliyetleri yansıtmıyoruz size. Dolayısıyla geri gelen eşyayı kolay maliyetlerle çekebiliyorsunuz zaten. Ama süresi çok uzun ne yazık ki. Yani gümrük ve Gelirler Başkanlığı kendi aralarında bazı yazışmaları var, bazı konuları var. Bu nedenden ötürü vakit uzun sürüyor. Ahmet Bey'in sorusuna bakalım. Siz işin lojistik kısmında olduğunu söylediniz. Ancak ürünü yurt dışına alanlar, siz ürün desteklesin psikolojik olarak ürün standart tarzı bozuk. Size de vaat edilen gibi değil. Vakit temsilciler değil. Gönderdiği gümrük kanı uygun değil. İnsan ve can sayı uygun değil. Fiyatı çok pahalı. Sana müşterinin sipariş verdikten sonra gidermemiz olabilir. Olabilir. Halinde kanunen sorumlu olmamamıza rağmen ürünü evine veya ofisine kadar teslim ettiğiniz ve ürün Türkiye menşeli olduğu için ilk şikayet size yapacaktır. Bunları nasıl görüyorsunuz? Size derken satıcıyı kastediyorsanız, yani bu işin doğasında zaten var ya, şimdi hepimiz yurt içinde de e-ticaret yapıyoruz. Bir üründen memnun değilsek bunun şikayetini taşıyıcıya değil de aslında satıcıya yapıyoruz. Bizim üstlenebileceğimiz tek konu belki ürünün paketlemesinin bozulması taşımacılıkta, işte bir hasar görmesi gibi konular olabilir. Bunu nasıl göğüsüyorsunuz da nasıl cevap verebiliriz? Yani aslında bunların hepsini göstermekten ziyade çıkışta bakmak lazım biraz daha Ahmet Bey. Yani bozuk ürünü, bozulabilir ürünü, o ülkenin gümrük kurallarına uygun olmayan ürünü göndermemek lazım tabii ki. O konuda size destek olabiliriz. Yani ben fındık üreticisiyim, fındık göndereceğim dersiniz. O ülkede bunun için bir gıda kısıtlaması vardır. Fındığı kabul etmiyordur. Tamamen farazi konuşuyorum. Bunun incelemelerini biz
ya da bizim gibi şirketler önden sizin için yapabilirler. İkinci sorunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacaktır. Gelen şikayete Türk malı veya Türkiye'den gelen mal yeterlidir. Bu konuyu Ticaret Bakanlığı için görüştünüz mü? Yoksa kim satarsa bu bizi bağlamaz mı diyorsunuz? Şöyle, şimdi bağlamaz demeyelim de sorumluluk anlamında içeriğin bozuk olmasından biz sorumlu olamayacağız. Yani bir kazak gönderdiniz, tamamen Türk malı, işte ipliği de Türk malı, dikiş de Türk malı ama yırtık. Ne bileyim, kenarı yamuk. Tabii ki bundan lojistik anlamında taşıyıcı şirket sorumlu olamıyor. Üzerinde de Made in Türkiye yazdığı için ülke olarak bir kötü algı olmuş oluyor. Bunun sorumlu ne yazık ki bizde değil ama e-ticarette inanılmaz vahşi bir rekabet var. Kötü mal satan, ayıplı mal satan bir firmanın ne pazar yerinde ne kendi web sitesinde canlı kalma opsiyonu yok ne yazık ki Ahmet Bey. Dolayısıyla bu ayıplı mal çok kısıtlı bir süre boyunca, kısıtlı bir adette satılabilir diye düşünüyorum. Bu konuda Türk Quality var, işte çeşitli kalite belgeleri var, Ticaret Bakanlığı'nın verdiği yetkilenmiş yükümlü statüsü var. Bu tarz statüler ve belgelerle bazı kolaylıklar sağlanması zaten mevcutta var Ticaret Bakanlığı'nın. İleride bunlar e-ticaret anlamında da arttırılabilir. Yani e-ticarette üye olduğunuzda, kalite, güven damgası aldığınızda sizin daha öne çıkarabileceğiniz, işte web sitenizde bu damgayı kullandığınızda alıcıların sizden daha fazla mal almaya güven duyduğu metotlar var. Ticaret Bakanlığı bu konuda şey yapıyor, çalışıyor. Seyhan Kara İbrahimoğlu, İngiltere'yi tekrar söyleyebilir misiniz demiş. Herhalde KDV uygulamasını kastediyorsunuz Seyhan Hanım ya da Seyhan Bey. KDV uygulaması şöyle değiştirebilir Ocak'tan sonra İngiltere. Dedi ki benim ülkeme mal satmak istiyorsam bireylere bunun vergisinin tahsil etme konusundaki süreçteki iş yükünü sen üzerine alıyorsun. Dolayısıyla benim ülkemi mal satarken %20 standart bir KDV var. Eğer bu malın, bu faturanın bedeli 135 pound'un altındaysa, yani diyelim ki 100 pound'luk bir mal sattınız. İngiltere'de oluşacak 20 pound'u sen benim müşterimden tahsil et, benim vatandaşımdan tahsil et. Yani 100 pound'luk mal satma da 120 pound diye ondan al. 20 pound'u da import KDV'si olsun, ithalat KDV'si olsun. Daha sonra bu malı gönder. Ben bununla ilgili gümrüklü bir işlem yapmayacağım. O malı taşıyıcı firmaya dağıttıracağım. Sonra da gel HMRC, yani İngiltere'nin Gümrük ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na kaydol ticari şirket olarak, işletme olarak. Sonra da o tahsil ettiğin 20 pound'u bana sen öde dediği bir metoda geçti İngiltere. HMRC, HRMC bu şeyin ismi, kurumun ismi. Onların sayfasına girip HMRC.gov.uk'ye girip detaylara bakabilirsiniz ya da daha sonra tekrar konuşabiliriz. Ama dediğim gibi kaydolmayı İngiltere'ye ve 135 pound altındaki satışı yapılan mallardaki verginin önden tahsilatının alıcıdan yapılıp kendine ödenmesini öngören bir metot. Sunumu daha sonradan paylaşacak mısınız? Bunu İTO'daki yetkili arkadaşlarımızla konuşabiliriz. Paylaşılabilir. Benim açımdan bir sakıncası yok Nurgül Hanım. SEO konusunda tecrübeli bir arkadaşımıza chatbotlar satışı %30 kadar artırabiliyor demiş. Aynı fikirdeyim. Bu tarz yapay zeka uygulamaları ve öğrenebilir uygulamalar müşterinin o anki ihtiyaç duyduğu etkileşimi sağlıyor. %30'a kadar da artırıyor. Rakamından emin değilim ama herhalde arkadaşımız doğru söylüyordur. %50'ye kadar da bir o istek duyulan etkileşim konusunda size destek olacaktır. Bu tarz botlardan faydalanmanızı tavsiye ederiz. Mail adresinizi paylaşır mısınız demişler. onur.kulcebaş@dhl.com paylaşıyorum chatbot'tan da. Hatta ben Zoom'dan paylaşıyorum. Bunu İTO'daki arkadaşlarımız YouTube'dan da paylaşacaklardır tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum bu kadar soru var. Bir YouTube'a da öte taraftan bakayım. Demet Hanım siz takip ediyorsunuz zaten. Şuradan yazayım. Aynen. Onur Bey, maalesef YouTube mail adresi paylaşmamıza izin vermiyor. Tekrar arz eden misafirlerimiz için paylaşıyorum. onur.kulcebaş@dhl.com. Ben ekranı da açayım. Böyle görebilirsiniz belki. Ekranda gözüküyor mu acaba? Gözükmüyor. Siz Zoom'u... Şimdi gözüktü. Tamam. YouTube'un sansürünü böyle açmış olalım. Başka sorumuz yok sanıyorum. Bize iletilen başka soru da yok Onur Bey.
Tamam. Mail adresimi kaydettiniz. Eğer sorunuz olursa daha sonra paylaşabilirsiniz sorularınızı. Çok gerekiyorsa daha sonra başka bir soru cevap seansında ayrı yapabiliriz. Eğer İTO tarafından öyle bir talep gelirse. Çok teşekkür ediyorum herkesin katılımı için, vakti için ve bu fırsat için hem İTO'ya hem katılımcılara. Tekrar görüşmek üzere. Biz de Sayın Onur Kültebaş'a değerli katılımlar için çok teşekkür ediyoruz. Sayın konuklarımız, webinarımız sona ermiştir. İlginiz için teşekkür ederiz.